İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Kilikya'nın bağımsızlık ilanının 102. yıl dönümü. Batı Ermenistan'da define avcıları eski bir Ermeni köyünü yağmalayıp yok ediyor. Artsakh Cumhuriyeti'nde inşaat göstergesi %10'dan fazla arttı. Avrupa Birliği özel temsilcisi Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında artan gerilimden duyduğu endişeyi dile getirdi. Bir Birleşmiş Milletler yetkilisi Türkiye'den gelen baskının ardından Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit ile ilgili tweetini sildi. Artsakh'ın tarihi yerleri Mohsesa Şen, Artsakh'taki Ermeni kültürel mirasının yok edilmesi tehlikesi. Ermeni öğretisi yaşayamaz mıydı yoksa Hristiyanlık kaba kuvvetle mi dayatıldı? Bugün 4 Ağustos 2022. Kilikya'nın bağımsızlık ilanının 102. yıl dönümü. Bağımsızlık ilanı gerçeği tüm halkın birleşik iradesinin sonucuydu. 1920'de alternatifi olmayan zor bir siyasi durumda yaratıldı. 4 Ağustos'ta Kilikya Hristiyanlar Arası Acil Durum Konseyi bir manifesto yayınladı ve şunları söyledi. 270 bin Kilikyalı Hristiyan adına Kilikya'yı Kilikyalılar için yerel bir Hristiyan özerk idaresine sahip ve Türk egemenliğinden tamamen bağımsız ve Fransa'nın himayesinde özgür bir ülke olarak ilan ediyoruz. Türk yönetimi ki geldiği yere sadece baskı ve sefalet getiren bir hükümettir. Dolayısıyla Kilikya'nın eski Osmanlı topraklarından ayrılmasının Ermenistan, Suriye, Filistin, Mezopotamya ve diğerlerinin durumlarında olduğu gibi eksiksiz ve kesin bir açıklığa kavuşturuldu. Kilikya'nın bağımsızlığı ile Kemalistler tarafından reddedilen Türkiye Cumhuriyeti'nin dağılacağı açıktı ve onlarla flört eden büyük güçler de tercihlerini Türklerden yana yaptılar. Fransız makamlarının ikiyüzlü davranışları Kilikya zaferine en büyük zararı verdi. Bir yandan Ermenileri mümkün olan her şekilde pasifize ettiler, diğer yandan da arkalarından Mustafa Kemal ile gizlice pazarlık yaptılar. Tarih göstermiştir ki Kemal'in silahlanarak yaptıklarını Ermeniler yapsaydı muhtemelen Kilikya'nın kaderi tamamen farklı olurdu. Ermeniler Fransa'nın dostluğuna ne kadar inansalar da verilen abartılı vaatlerde ve garantilerde müttefiki aldatma pahasına da olsa silahlarının barutunu kuru tutmalıydılar. Ne yazık. Batı Ermenistan'ın bugünkü Sebastya Sivas vilayetinde bulunan eski Ermenilerin yaşadığı Ağıl Köyü şimdi tamamen terk edilmiş ve yıkılmış durumda. Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923'te kuruluşundan önce burada daha çok Ermeni ve Rumların yaşadığı belirtilmektedir. 1980'lerde yaşanan iç provokasyonlar sonucunda köy tamamen boşaltılmış, ardından düzenli olarak define avcılarının hedefi haline gelmiştir. Defineciler Ermenilerin bıraktığı hazineleri veya değerli eşyalarını bulmayı umarak yöre halkı arasında gizemli köy olarak da anılan Ağıl'ın evlerini sürekli olarak yıkmakta ve zarar vermektedir. Define avcılarının yanı sıra köyün kalıntıları bazen terk edilmiş yerleşim yerleriyle ilgilenenlerin ve fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor. Fotoğrafçı Gökhan Karoğlu, Türk medyasına verdiği demeçte internetten terk edilmiş köyleri araştırırken Sebastya Sivas'ta böyle bir yer olduğunu keşfettim. Merkez Sivas şehrine çok yakın Kara ile Hacı Ali köyleri arasındaki tepede olduğunu gördüm, dedi. Artsakh Ulusal İstatistik Servisinden Artsakh Press'e yapılan açıklamaya göre, Artsakh Cumhuriyeti'nde bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %10.2 artışla 27 milyar 743.6 milyon dram değerinde inşaat gerçekleştirildi. Kaynağın verilerine göre inşaatın %50.9'u devlet bütçesinden, %23.2'si kuruluşlardan ve %22.1'i ise insani yardım fonlarından finanse edildi. Batı Ermenistan inşaat çalışmalarının bu hızla tamamlanmasını takdirle karşılıyor ve Artsakh'ta yaşayan yerli Ermenilerin burada kalmaya ve ülkeyi geliştirmeye devam etmeleri gerektiğini bir kez daha vurguluyor.
Avrupa Birliği'nin Güney Kafkasya'daki özel temsilcisi Toifo Kılar, Artsakh'tan son günlerde artan gerilimden duyduğu endişeyi dile getirdi. Kılar, resmi Twitter sayfasında Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan'da son günlerde artan gerilimden endişeliyim. Avrupa Birliği, barış sürecine katılımını derinleştirmeye kararlıdır. Bizler farklı düzeylerde yer alıyoruz. Gerginliği azaltmak ve onlarca yıllık ihtilafın sayfalarını çevirmek için tarihi fırsatı kullanmak önemlidir, diye yazdı. 1 Ağustos'ta Artsakh Cumhuriyeti'nin kuzey ve kuzeybatı sınır bölgesinin bazı yerlerinde savunma kuvvetleri güçlerinin temas hattını geçmeye çalışan ve durdurduğu Azerbaycan birliklerinin provokasyona başvurduğunu hatırlatalım. Bugün Artsakh Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan gerçekleştirdiği Güvenlik Konseyi'nin genişletilmiş oturumunda Azerbaycan'ın Artsakh'ta konuşlanmış Rus Barışı Koruma Birlikleri aracılığıyla yakın gelecekte yeni bir rotada Artsakh'ı Ermenistan Cumhuriyeti'ne bağlayan koridordan trafiğin düzenlenmesi talebini sunduğu söylendi. Batı Ermenistan, Avrupa Birliği'nin Güney Kafkasya'daki özel temsilcisi Toifo Kılar'ın açıklamasını takdirle karşılıyor, ancak açıklamalar ve nasihatler dışında ciddi adımlar atılması gerekiyor. Geçen hafta Türk hükümeti her zamanki korkutma taktiklerine başvurarak üst düzey bir Birleşmiş Milletler yetkilisini Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit hakkındaki tweetini silmeye zorladı. 27 Temmuz'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Abdullah Şahit, Yerevan'daki Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit anıtına çelenk koyarken 4 fotoğrafını içeren bir tweet yayınlamıştı. Abdullah Şahit, tweetinde Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit anıt kompleksinde çelenk bıraktım. Müze Enstitü Müdürü Harutyun Marutyan'a ve Hasmik Mardirosyan'a müze gezisi için özel teşekkürler, diye yazmıştı. Şahit'in ziyareti ve görevinden kısa bir süre sonra Türk Dışişleri Bakanlığı Şahit'i Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit anıtını ziyaret ettiği için kınayan resmi bir açıklama yaptı. Aynı zamanda Maldivler Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olan Şahit, Türk baskısına yenik düşerek Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit anıtını ziyaretle ilgili paylaşımını hemen sildi. Batı Ermenistan, var olan jeopolitik durumu göz önünde bulundurarak bu yazıyı çok önemli gördü. Ancak bu yazının silinmesi büyük hayal kırıklığına neden oldu. Her şeyden öte Türkiye'nin tepkisi ne olursa olsun o yayın kalmalıydı. Değil mi ki belgelenmiş bir yazıydı. Moses Aşen adıyla ilgili erken döneme ait herhangi bir yazılı kaynak bulunmamakla birlikte tarihi kaynaklara göre yerleşim Şalvan Nehri Havzası'ndaki diğer yerleşimler gibi Orta Çağ'da Ermeniler tarafından iskan edilmiştir. Piskopos Makar Barhudaryan'sa göre Nehir Havzası'nın köylerinde aynı şekilde adı geçen Moses Aşen dahil Ermenilere ait antik, yarı harap, yıkılmış ve ayakta kalmış tapınaklar, kiliseler, şapeller ve dinlenme evlerinin birçok izi vardı. Sovyet döneminde Artsakh'ın Sovyet Azerbaycan'a ilhakından sonra Azerbaycan makamları Moses Aşen'i Artsakh Dağlı Karabağ'ın birleşiminden çıkardı. Köy 1991-1994 Artsakh Savaşı sırasında 1993 yılının Nisan ayı içinde kurtarıldı. 1996'dan itibaren yeniden yerleştirildi. 2023. Artsakh Savaşı'nın bir sonucu olarak Moses Aşen Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından boşaltıldı ve işgal edildi. Yerevan Devlet Üniversitesi ve Ermeni Apostolik Kilisesi Vayotzor Piskoposluğunda Temmuz ayında Artsakh'ın Kültürel Mirası başlıklı uluslararası bir konferans düzenledi. 30'dan fazla yabancı ve Ermeni bilim insanı ve uzman, Artsakh Dağlı Karabağ bölgesindeki tarihi gelişim ve kültürel değerlerin mevcut tehlikeleri konularını tartıştı. 4 Mart 2021'deki düzenli bilimsel konferansın amacı Artsakh'ın kültürel anıtlarını savunmak için birçok bilim insanı tarafından yayınlanan çağrıydı. Yerel Ermeni nüfusunun ve kültürel mirasının ciddi tehlikesine dikkat çekildi.
Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı 7 Aralık 2021 tarihli aldığı kararla Azerbaycan'ı Ermeni kültürel mirasına saygısızlık ve vandalizm eylemlerini önlemek ve cezalandırmak için gerekli tüm önlemleri almaya çağırdı. Bu son günlerde Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan ve Ermenistan Mimarlığı Araştırma Vakfı'nın ortak çabalarıyla Fransa'da Artsakh'ın kültürel mirasını temsil eden bir sergi de düzenlediğini hatırlatalım. Kurum Harut Arakelyan şöyle yazıyor. Son zamanlarda eski Ermeni düşünsel sisteminin zayıf, yaşayamaz ve güçsüz olduğuna, bu nedenle Hristiyanlık geldi ve Ermeni sistemini yendiğine dair bir uydurmayı defalarca duydum. Ermeni ritüeli cansız ya da çürük değildi. Ancak ülkeyi işgal eden Bizanslar ve Partlar kendilerinkini kaba kuvvetle dayattı. Tam tersini söyleyeceğim. Ermeni ritüel düşüncesi o kadar canlıydı ki barbarların dinini bile değiştirip kendi bayramlarını dayattı. Apostolik Kilisesi, Vartavar, Dırındez, Paragentan, Karnaval, Üzüm Bereketi ve daha birçok Ermeni bayramının sadece adı değiştirilerek ancak gaspçıların dininde de kalan kiliseler arasında tek olanıdır. Bugün Ermeni inancının kiliseyi bile nasıl dönüştürdüğünü gördüğümüzde, Ermeni dilini incelediğimizde eski inancın birçok gerçeğini dil bilimsel düşüncede bulmaktayız. Ermeni inancının yaşayamaz veya iflas ettiğini ve bu nedenle Hristiyanlığın kazandığı düşüncesinin aksine Ermenistan'ı işgal eden güçler o kadar vahşi bir güç kullandılar ki sadece Hristiyanlığın bozulmadan kaldığını anlıyoruz. Bu nedenle milleti her yönden küçük düşürme ve alçaltma misyonundan kurtulun ve tarihin akışına açık gözlerle ve açık bir zihinle bakın. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Talişka Ovanisyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Ganche Gurung adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.